Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord. Yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenim Arifan Durmuş ile birlikte size hayatınızda izleyebileceğiniz en acayip videolardan birini çekmek için selamlıyor ve tekrardan karşılıyoruz. Arkadaşlar bugün çok ünlü, gerçek bir büyücü olan Zeynel'in daveti üzerine onun konağına veya evine gideceğiz. Kolay kolay kimseyi davet etmez, kolay kolay da kimseye ruhnamesini açmaz. Bizi bugün Arifan'la davet etti. Merakla gideceğiz. Biz inanıp inanmama konusunda endişeliyiz. Yorumları size bırakacağız. Bakalım bizim hakkımızda bir şeyler biliyor mu? Arifan hakkında bir şeyler söylüyor mu? Veya insanlık hakkında neler söylüyor? Bize bazı şeyleri gösterecek ve kanıtlayacak. Biz bunun haberini aldık. Zeynel bölgesinde çok ünlü bir büyücü mü denir, üfürükçü mü denir, tılsımcı mı denir? Bu size kalmış. Ama gerçekten de ona gidip de şok geçiren, şok olan, nasıl bildiğine dair endişe ve şüphe duyan birçok insan tanıyorum ve hepsinin isteği üzerine oraya gidiyoruz. Bugün büyücü Zeynel'in sıra dışı gizemini birlikte araştıracağız ve Arifan'la birlikte en ince ayrıntısına kadar çekeceğiz. Şimdi zaten davet edildiğimiz için yolu daha çok biliyoruz ve arkamızda görmüş olduğunuz yoldan devam ediyoruz. Havada rüzgarlı. Bu arada arkadaşlar lütfen hiçbir saniyesini kaçırmayın. Bir dakika, bir saniyesini bile kaçırmayın. Bakalım büyücü bizim hakkımızda, Arifan hakkında neler diyecek, benim hakkımda neler diyecek. Siz de belki bizim hakkımızda bilmediğiniz şeyleri Zeynel sayesinde öğrenebilirsiniz. O bir kadın ve onun hikayesiyle birlikte öğreneceğiz. Her şeyi ona soracağız. Çekeceğimiz en acayip videolardan birisini izlemeye hazırsanız bir saniyenizi ayırıp beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Beğenen herkese de kucak dolusu sevgiler. Arifan, hazırsan hadi şu uzun yolu bu gidelim. Ve şunu da dipnot düşmek istiyorum arkadaşlar. Zeynel evinin konumunu tam olarak vermek istemiyor. İzleyicilerle paylaşmak istemiyor. O yüzden tam olarak oraya yaklaştığımızda kaydı keseceğiz. Evin dış görüntüsünü bile göstermeyeceğiz. Çünkü muhtemelen bu videoyu izledikten sonra binlerce insan Zeynel'e nasıl ulaşacağına dair bize sorular soracak. Arkadaşlar eğer o isterse başka bir videoda sizlerden birini konuk alıp adresini de verebiliriz. Şimdi gidelim. Bu olay beni çok geliyor kanka. Çünkü Zeynel'le hakkında birçok efsane duydum. Evet, evet. Her şeyi bildiğine dair. Neredeyse. Bu tabii gaybı bilmek falan. Bunlar size kalmış. Ya ama zaten şu söyleniyor. Cinel'le beraber yaşadığı söyleniyor. Harabe bir yerdeymiş. Gidince göreceğiz zaten. Bakalım bize bugün neler sunacak. Ve ayrıca ona bir hediye götürüyoruz. Videoda zaten hangi hediyeyi götürdüğümüzü göreceksiniz. Farklı bir videoda Arifan'la birlikte çektiğimiz videolardan birinde yaptığımız bir göreceksiniz. Ya o da sürpriz aynen olsun. Aynen. Videoda size göstereceğiz. Şimdi şuraya geçtikten sonra kaydı kes kanka. İnsanlar tam olarak bak zaten sokak cadde çıkmaya başladı ama ışıklar gözüküyor. Nere olduğunu Zeynel söylemek istemiyor İnsanlara. O yüzden biz şuraya geldiğimizde kaydı keseceğiz. Ama bizi bugün fantastik bir şey bekliyor ki. Bir şey değil mi? Şu an bile bizi bir şeyler izliyor olabilir. Belki de Zeynel'in cinleri. Yani aynı çünkü isimle bir his var. Derin bir evet, his. Evet, evet. Aynı his bende de var. Sanki böyle binlerce insan beni izliyormuş aynen gibi. Bismillahirrahmanirrahim. En uzunluğundan şeytanlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka sokağa istersen çek böyle. Yaklaştık arkadaşlar, burada kaydı kesmek zorundayız. Bakalım hani onunla konuşacağız zaten. Ama kesinlikle görünmesini istemiyor. O yüzden burada kesiyoruz ve orada görüşürüz. Bakalım bizi neler bekliyor. Thank you.
Bir saniye arkadaşlar. Size Pocket Broker'dan bahsetmek istiyorum. Finansal piyasalarda işlem yapmanızı sağlayabilen devrim niteliğindeki bir işlem platformu. Ve kayıt olmak yalnızca 15 saniyenizi alır. Özelleştirebilir grafik düzenleri ve piyasa analizi yapmanızı kolaylaştırabilen özellikler mevcuttur. Gelin birlikte bir işlem yapalım. Grafiğimizi analiz ediyoruz ve yukarı mı çıkacak, aşağı mı inecek diye düşünerek tercihte bulunuyoruz. Ve işte seçeneğim doğru çıktı. Sosyal işlem sayesinde diğer yatırımcılar ile iletişim kurabilmenizi, stratejiler paylaşmanızı ve hatta başarılı işlemleri kopyalayabilmenizi sağlar. Pocket Broker'da kullanıcı dostu arayüz, geniş işlem türü ve varlık yelpazesi, gelişmiş grafik araçları, güvenilir şeffaf eğitim kaynakları bulunur. Ayrıca üye olduktan sonra bütün kullanıcılara 50 bin dolarlık bir demo hesabı tanımlanır. Böylece gerçek işlem yapmadan önce nasıl işlem yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Açıklama ve ekranda görmüş olduğunuz kodumu kullanarak promosyon alabilirsiniz. Pocket Broker'ın 7. yılına özel ödüller de kazanabilirsiniz. Tam 1 milyon dolarlık bir ödül havuzu var. Ve içinde Cybertruck, Apple Vision Pro ve Bitcoin gibi birçok para ödülü de mevcut. Devam edelim. Büyücü Zeynel ablanın evinin önüne gelmiş bulunuyoruz. Fakat bir önceki kayıtlarda da söylediğimiz gibi kendisi insanlarla görüşmek istemiyor. Çok da insan görmek istemediğini belirtti. Bu yüzden ricası üzerine evinin şeklini, şemalini göstermiyoruz. Bu yüzden kayda direkt kapının önünde başladık. Bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Bir şey diyeceğim. Mum ışığı gözüküyor bak camdan. Mum ışığı yansıyor. Kapat bakayım ışığı. Bak bayağı yanıyor. Kameradan bak. Kameradan bak. Harbiden kamerada daha net görünüyor. İstersen dur bakalım. Hazır mısın? Hazır abi. Bir ses var. Her yerde ses var. Gölge çarp. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Siz onlar olmalısınız. Evet. Röportaj yapmak isteyen gençleriz abla biz. Ben pek içeri kimse almam. Abla bir zararımız olmayacak. Hani seni çok rahatsız etmeyeceğiz. Hani benim ufak kurallarım böyle. Ama uzaktan gelmişsiniz. Evet abla. Gelin buyurun. Çok teşekkür ederiz. Çok gelin, çok sağ olun. Yemin ediyorum dilim tutuldu. Konuşamadım lan. Ben de öyle. Can gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Abla, kapıyı kapatayım mı? Onlar da gelir. Ha? Kim? Gel Can sen gel. Kim gelecek? Benim cinlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Abla oturabilir miyiz? Abla. Selamünaleyküm tekrar. Aleykümselam ve rahmetullah. Öncelikle bizi ağırladığın için, kabul ettiğin için çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Fazla vaktini almayacağız. Otur. Efendim gel şöyle gel. Gel geliyorum abi. Otur. Allah bismillahirrahmanirrahim. Gel. Uzaktan mı geldiniz? Abla çok uzaktan geldik. 8 saatlik bir yol abla. Sadece seni görmek için 8 saat boyunca buraya geldim. Kim söyledi size benim burada olduğumu?
köyün gençleri, yani genç de demeyelim, köy mesela Serkan diye birisi var, Tayfun diye birisi var, Muzaffer diye birisi var. Ne bileyim Ayşe var. Halil var. Halil var. Yani bayağı insandan mesaj geldi. Ben gençliğimi bitirdim burada. Abla ben seni dinlemek için 70 geldim. Yaşındayım. Benim gençliğimi aldı onlar. Gençliğim gitti. Nasıl yani abla? O onlar dediğin kim oluyor? Benim cinlerim. Bismillah. Benim cinlerim. Onlar benim arkadaşım. Ben insanlarla beraber oturmam. Ama siz gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok fazla vaktinizi almak istemiyoruz. Ya şu an ne için geldiniz? Sorularınız nedir bana? Derdiniz nedir gençler? Tamam abla, bize şöyle anlatayım. Seninle ilgili çok fazla mesaj aldık. Yani 30'a yakın bize sosyal medya, yani internet üzerinden gençler, köyün her yaşı, yani 30'a yakın insan bize mesaj attı ve sizin engin bilgeniz olduğundan, kudretli bilgeniz olduğundan bahsetti. Kamerada bir şey oldu, bir dakika. Bismillah, bismillah. Ne oluyor lan? Anlamadım ki, bir anda bir şey oldu kameraya. İyi mi şu an? Tamam, iyiyiz, iyiyiz. Çekim yapmamıza izin verdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi engin bilgilerinizi insanlarla paylaşmak istiyoruz. Yani siz... Benim gizemli hayatımı mı öğrenmek istediniz? Kesinlikle. Kesinlikle. Sormak istediğimiz bir sürü soru var. Ne oldu Erfan? Kameraya bir şey oldu. Çok titriyor. Dur elimi alacağım. Allahu Ekber. Ben genç olmadım. Ben yıllar önce beni cinlerim sahiplendi. Bana dediler şu karşıki dağda sana bir define var. Bu defineyi alacaksın. Bu define sana hayatını verecek, gençliğini verecek dediler. Gittim. 3 günde gittim oraya ben. 3 gün ormanlarda yatarak gittim. Çünkü gündüzleri sevmiyorum ben. Gece gezerim. Ve orada hiçbir şey olmadığını gördüğümde yıkıldım. Onlar beni sahiplendi. Onlar, benim çocuğum yok. Ben evlenmedim hiç. Benim hiçbir şeyim yok. Ben onlarla yaşıyorum. Burada mı yaşıyorsun abla? Burada yaşıyorum. Evim burası benim. Benim evim burası. Sormak istiyor. Rahat ol. Rahat ol. Korkma. Ne oldu abla? Yani Zeynel abla bir... Kedi var galiba. Korkmayın onlar. Benim arkadaşlarım onlar. Abla. Sormak istediğimiz sorular var. Hikayen dediğimiz gibi çok dikkatimizi çekti. Öncelikle sormak istediğimiz soru şu. Sor. Bütün bu olaylar nasıl başladı? Yani ilk onlarla ilk karşılaşman. Benim bana bu aileden geldi. Benim annemin annesi. Onun annesi. Çok eskilerden bir gömü buldular. Gömünün içerisinde altın taslar ve kelle vardı. Bunu alarak ileride zengin olacağız diye anneannem bunu tavana sakladı. Tavanın içerisinde bunu ben küçüktüm o zaman. Orada gece yattığımızda takırtılar duyduk. Korkunç çığlıklar duyduk orada. Anneannem bana dedi, korkma. Korkma, sabah olacak. Sabah olduğu zaman tavana beni çıkardılar çocuk diye. Çıktığımda orada hiçbir şey kalmamıştı. Hepsi gitmişti. Hepsi kaybolmuştu orada.
Ben küçüklüğümden beri, ben annemin sırtında, yola gittiğimde annemi taşa tutuyorlardı bunlar. Ve beni orada, çocukluğumda bunlar sahiplendi beni. Yani anladığım kadarıyla çocukluğunuzdan beri onlarla uğraşıyorsunuz. Çocukluğumdan beri onlarla uğraşıyorum. Ama şunu merak ediyorum. Her şeyin başlangıcı. Yani nasıl, yani el mi verildi sana, ne oldu, bu nasıl bu aşamaya bana geldi? Çok eskiden el verildi. Kim tarafından? Bana cinler tarafından, cinlerden tarafından bana. Annemin annesinin tarafından bana el verildi. O günden bugüne geldik. Yani... Ve ben, yok korkmayın. Korkmayın. Ve onlardan sonra ben bu hale geldim. Ben gündüzleri sevmiyorum. Gündüz yaşayamam ben. Ben gece, geceleri seviyorum. Siz beni burada yalnız kalıyor zannetmeyin. Nasıl abla? Ben kimle burada... yaşıyorsun abla? Hani evli değildin, çocuğun yoktu. Ben onlarla yaşıyorum. Burada mı yaşıyor? Onlar burada yaşıyorum. Ya şu bak, an buradalar mı? Buradalar. Her yerdeler. Her yerdeler. Oradalar. Buradalar. Ben her yerde onlarla yaşıyorum. Ve onlar olmasa ben hiçim. Hiçim ben. Peki abla, isminiz neydi? İsminizi söyleyebilir misiniz acaba? Zeynel. Yoksa farklı bir ismi mi var? Benim bilmediğim bir hikaye mi var? Benim ismim Zeynel. Evet, Zeynel. İsmini ben bilmiyordum bu arada. Nasıl bilmiyordun? Siz bilmiyor muydunuz ismimi bilerek gelmediniz ben bu eve? Ben biliyorum canım. Ben dedim Zeynel abla dedim girişte. Merhaba Zeynel abla dedim. Ben Zeynel'im. Zeynel'im. Gençlerin ben gözlerini okurum. Bana sormak istediğiniz ne var gençler? Abla, el verildi. Yani benim anladığım kadarıyla, yanlışım varsa beni düzelt. Senin annen, annenin annesi, böyle bütün atalarına kadar, ninelerin falan hepsi birbirine el vermiş. El verdiler ve benden sonra bitti. Yani senin şu an çoluğun çocuğun da yok. Bu nasıl yok, devam edecek bu? Bitti. Yani el vermeyecek misin kimseye? Artık veremem. Ben kimseye el veremem. Ve 70 yaşındasın zaten. 70 yaşındayım. Ben aslında daha yaşlıyım. Nasıl? Ama... Arifan. Nasıl abla? 70 yaş... Nasıl abla? Ben daha yaşlıyım aslında. Ama bu yaşta kalmamı söylediler benim. Ben daha ilerleyemem. Yani... Arifan, biz aslında bir sürü soru hazırlamıştık soracağımız ama... Sorun bana. Bir şey söyleyeyim mi abi? Ben şu an... Ben şu an gerçekten... Ne yaşadığımı bilemiyorum, yemin ederim. Abla, benim üzerimde şu an büyük bir baskı var. Beynimde bir basınç var benim şu an. Aynı şey bende de var, Can. Yani beynim şu an benim basınçlanıyor, bildiğin. Bakın, ben bunu sürekli yakarım. Sürekli yakarım ve ellerim yanmaz benim. Nasıl ya? Ellerim yanmaz. Abla, yapma abla. Evet. Sübhanallah, fesübhanallah. Ablacığım, Arifan, biz bir sürü soru hazırladık. Niye sormuyorsun kanka? Abi ben şu an yemin ederim dilim tutuldu. Bütün bildiklerimi unuttum yaşadığımız şey karşısında. Var benim, aha hatırladım birkaç. Abla, şimdi geldiğimizden beri özür dilerim. Yaşınıza hürmet edenler ayrıca. Gerçekten maşallah, hani sizin yaşınızdaki insanlar zor konuşurken... Hiç durmadan konuştunuz. Evet. Bazen hiç konuşmam. Günler gelir ki hiç konuşmam ben. Aylar geçer hiç konuşmam. Sizin gibi bazı gençler geldi buraya. Ama kapı açmadım onlara ben. Çünkü konuşamam. Başka YouTuberlar da mı geldi? Abla, bazı YouTuberlar. Abla. Çok YouTuberlar geldi buraya ama kimseyi ben evime almadım. Ben ilk gün, bazı sırlarım var benim. Siz ilksiniz. İlk sizsiniz ve sizi sevdim. Kapıda gözlerinizden o ışığı aldım. Abla, biz ya iyi niyetliyiz. Bizim hani hiçbir kötü amacımız yok. Yani biz kesinlikle biz sizin sadece... aileniz var mı? Çok şükür. Var abla, ben hatta yeni evlendim. Ama siz buraya gelirken dua okumanız lazım. Her zaman. Duanızı okudunuz mu burada? Tabii ki. Duanızı okumazsanız musallat olabilirler size.
Korkmayın. Benden korkmayın. Bismillah. Ben bazen oluyor ki şu şeyde yatarım. Toprakta yatarım. Orada yatarım. Bazen olur ki burada yatarım. Ama hiç uyumam ben. Geceleri. Lafınızı böldüm ama gündüzleri sevmem dediniz. Yani onun sebebi nedir? Gündüzleri çıkmıyor musunuz dışarı? Yok. Gündüzler bana haram olur. Allah Allah. Gündüzleri ben hep ağlarım. Bu cinler tarafından ne bileyim bir lanet mi nedir yani bu? El verilme muhabbeti ve şu an kendisi el veremiyor kanka, anladın mı? Ben kimseye el veremem. Yaşı da geldi, 70 yaşında ve el veremedi. Yani siz son nesilsiniz o zaman. Evet. Çocuğunuz falan yoksa. Çocuğum yok. Ve kendisi Süryani bu arada arkadaşlar. Bunda dipnot düşmek istiyorum. Süryanilikte böyle ve... Şimdi Süryanilikte şimdi çok konuya girmek istemiyorum ama Süryani muhabbetlerinde arkadaşlar böyle el verme muhabbetleri oluyor ve bunlar böyle kabile gibi olabilir. Lan ne oluyor? Korkmayın. Onlar beni bekliyorlar. Bismillah. Beni koruyor onlar. Evet. Beni koruyorlar. Abla neyden koruyorlar durun, ki şu an? Durun, susun. Of. Misafir gelmiş bunlar. Susun burada. Eşhedü en la ilahe illallah. Bakmam istediği bir şey var mı? Çok var. Çok var abla, çok. Sen var yeni mi evlendin? Evet, 2,5-3 ay oldu. Senin çocuğun yok. Yok abla. Senin çocuğun olacak. İnşallah. Bakalım. Senin bir oğlun olacak. Senin bir oğlun olacak. Ay olacak. Ay parçası gibi olacak. Yani sağlıklı olması dileğiyle bizim tek şu an düşüncemiz o. Sağlıklı olsun da. Sağlıklı olacak. Korkma. Gözleri kara olacak. Yağız olacak. Allah bağışlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Senin geleceğin güzel olacak genç. Güzel olacak senin geleceğin. Aydınlık günler bekliyor seni. Hadi inşallah. Yani abla şu an bilmiyorum ne söylesem, gerçekten bilmiyorum ya can. Sor. Hayretler içinde sadece izliyorum, fark ettin mi? Peki abla madem bir şey sormak istiyorum ama. Abla iyi misin? Abla iyi misin? Abla. Abla. Oturun, kalkmayın. Lan? Kalkmayın, korkmayın çocuklar. Korkmayın, misafirlerim var, susun. Susun! Şşş, kesin zaman. Allah Allah. Allah. Sormak madem... istediğin bir şey var mı genç bana? Bir şey sormak istiyorum. Madem ki öyle geldik buraya kadar. Benim eşimin bazı sorunları var. Ne bileyim böyle gece uyurken hani derler ya kara basan. Evet. Bu tür al basması da ne bileyim her şey olur. Bu tür sorunlar yaşıyor. Hani onun için bir şey yapabilir miyiz? Veyahut da ne bileyim neden böyle oluyor? Senin eşinde büyü var. Nasıl? Kimler? Kim tarafında? Kimlerle oturup kalkıyorsunuz? Senin eşinde... Büyü yapılmış eşine. Peki abla başı bunu... çok ağrıyor mu eşin? Evet sürekli başı ağrıyor. Gözleri ağrıyor mu? Evet abla bismillah. Ben sürekli. Onu okumam lazım suya. Abla onun için bir şey yapabilir miyiz peki? Bir gün onu buraya getir.
Peki abla, onu getir bana. İznin olursa evet. Onu getirmek isterim. Onu bir akşam getir gece. Tamam abla. Gece gelsin. 8 saatlik yoldan geleceksin ama. Gece kanka. Uyurken ağlar mı? Bazen oluyor abla. Ben bile şahit oldum yani. Gözlerinden yaş gelir mi gece? Evet abla. Neden? Sana getireceğim abla onu. Nazar var onda. Peki büyü dedin, bu büyüyü... Büyü var onda, buraya... nazar var. Ben şimdi onu okuyacağım. Peki onu buraya getirdiğimde bu büyüden kurtulabilir miyiz? Evet. Bismillah. Evet. Bu onun için. İsmi ne? İsmi? Onun adı Gülşah mı? Allah. Abla evet. Senin adını Arifan mı? Evet abla. Elimdeki kağıtta yazıyor çünkü. Nasıl olabilir abla? Biz neyse Gülşah bilmesin. Evet abi. Gülşah bilmesi imkansız. Bizi belki çocuklar söylemiştir ama. Evet abla. Gülşah nasıl bildi? Kağıtta yazıyor diyor. Peki abla, Can hakkında bir şey söyleyebilir misin? Abla. O zaman ben de iznin olursa hazır gelmişken, madem böyle bir hakkım var, değerlendirmek istiyorum ve soruyorum. Benim hakkımda ne düşünüyorsun veya ne fısıldıyorlar kulağına? Çocuk değilsin. Sen çok karanlıksın. Aman Allah'ım. Sende de büyü var. Nasıl? Sen de çarpılmışsın. Nasıl abla? Nasıl anlayacağım bunu? Bana nasıl oldu yani? Nasıl? Sende kara büyü var çocuk. Sende kara büyü var. Sen hastasın. Hastasın sen. Nasılsın abla? Ruhen hastasın. Her zaman benim psikolojim bu. Gözlerin çok kötü baktı bana. Sen su kenarından geçme. Niye abla? Dereden geçme sen. Yemin ediyorum benim hayatta en korktuğum şey su birikintileri, dere kenarları. Dereden geçmeyeceksin genç. Ecelin sudan olur senin. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ediyorum boğularak ölmek en büyük korkum. Ve bunu eğer yalanım varsa Allah beni şuradan şuraya yürümez etti. Doğru söylüyor. Hiçbir şey konuşmadık bu konu hakkında. Yemin ediyorum bakın. Bizzat şahit olduğu önünde hayretler içinde izliyorum. Sadece susup izleyeceğim. Ne? Ney? Ney? Çocuk sen ruhumu sıktın benim. Neden böylesin sen? Abla benim hiçbir zaman mutlu olduğumu hatırlamıyorum ki. Benim hep psikolojim bozuk. Çocukken sen dayak yedin mi çocukken? Yani herkes gibi yedim. Sen düşmüşsün. Küçükken düşmüşsün sen. Ama senin yazılmaya ihtiyacın var. Nasıl yani? Sana bir daha gelmen gerekiyor buraya. Bir daha geleceksin sen.
Niye ama? Neden? Abla biraz senin kurulaşan... uzun işlerin uzun. Beni sahiplenenler seni de sahiplenmiş. Seni bunlardan kurtulman lazım. Senin gençliğin benim gibi olmayacak. Sen benim gibi gecelerde çürümeyeceksin. Gecelerde korkmayacaksın çocuk. Abla, karanlıktan çok korkmam, evet. Hatta karanlığa dalarım ben. Durun. Ben arkadaşlarımla konuşmam lazım. Tabii abla. Hayır. Hayır. Otur, otur. Bismillah. Otur. Cinlerin bana rahatsız olduğunu söylediler. Buradan gitmeniz olduğunu söylediler artık. Artık gitmeniz olduğunu söylüyorlar abla, bana. Abla sana ufak bir hediyemiz var, onu takdim edelim. Lütfen onları durdur. Şu an evet alıyorsa bir şey. Dur, durun. Ufak biraz daha süre istiyoruz. Allah Allah. Yine kesildi. Sus. Takdim edeceğim. Abla. Ne getirdiniz bana? Şimdi şöyle, bu bizim daha önce böyle videolar çektiğimiz için biz bir defineci arkadaşımla birlikte bir define arazisinde bir ritüel yaptık. Bu bir tılsım diyebiliriz ve şimdi ben bunu hem de size ne kadar geçerli olup olmadığını sormak üzere takdim ediyorum. Şu perde boyutunda sadece üzerinde yazanları bana hani açıklarsanız bize. Çünkü ben bunu hani biraz ezbere yaptım. Ne olduğunu az çok biliyorum ama yine de bilir kişiden teyit almak istiyorum. Aç. Aç. Bir ucunu bana ver. Aç. Bunlar bizimkinden. Abla şimdi sen bunu... Bunlar bizim... Bunlar bizim. Size nereden geçti bunlar? Hı-hı. Abla bunları ben çizdim. Daha önce bir videomuzda büyücüden öğrenmiştik, falcıdan, evet, diyebiliriz evet. Hani. Bir hocadan daha doğrusu. Çocuk sen bunları nereden biliyorsun? Nasıl çizdin bunları sen? Nasıl yaptın? Niye abla, ne oldu? Sorun ne? Bunlar benim. Bunlar benim yaptıklarımdan. Abla bunu sana getirdik zaten şu an. Şuraya bir asalım mı bunu? Nereye asabiliriz bunu? As. As kanka, as şuraya, as, çivileri var bak. Bunları biz yapmıştık. Sen çocuk nereden bildin bunları? Abla ben de senden bunu... Nereden öğrendin çocuk? Abla cevabını istiyorum senden bunun. Bu bir define. Bu büyük bir define var. Ama bunlar cinlere sahipli bunlar. Evet, evet. Tam olarak öyle. Bunlar benim cinlerim, sahipli bunlara. Bunlara sana izin vermez. Sen bunları alamazsın. Alamazsın bunları. Abla. Bunu getirdiğin için sağ ol. Ama sen benim şeylerimi yapmışsın. Sende de var cinli. Sen sahiplenmişsin çocuk. Gidin buradan. Gidin buradan. Abla. Gidin. Tamam. Gidin.
Gidin beni dövecekler. Beni. Abla ne oluyor? Ne oluyor? Gidelim. Abla yardım edelim abi. Hayır abi bizde olduğumuz için galiba. Bismillah bismillah. Daha bana izin vermiyorlar. Abla biz gidelim mi? Çok anlattın diyorlar gidin. Gidin. Daha sonra geleceğiz abla görüşürüz. Gidin. Allah, başla, başla, başla. Oğlum ne oluyor oğlum? Oğlum şu haline bak Can. Kanka alt katına bir şeyler oluyor bana koyayım. Kanka çok anlattım falan diyor. O cinler bu baskı yapıyor. Ya, gidelim. Koş lan. Oğlum o neydi öyle ya? Biz buradan geçerken arkadaşlar ağaç devrildi. Şuraya bakın. Yani bu anı kaydalamadık ama baksanıza biz buradan geçerken devrildi kanka aniden. Ya evet. Üstümüze düşseydi? Yani. Yaşadığımız olaylar, Zeynep'in yanında yaşadığımız olaylar. Oğlum ya kadın bu, neler neler söyledi ya. Bunun düşmesi de hani acayip. Yani keşke o anı kaydalabilseydik. Arkadaşlar yorumları size bırakıyoruz. Bizim acilen gitmemiz lazım çünkü ya daha fazla konuşmak istemiyoruz. Bütün yorumları da okuyacağız tek tek neler olduğunu. İlerleyen günlerde de Arifan'la Gülşah oraya tekrar gitmeyi düşünüyor. Çünkü onlar hakkında da acayip şeyler söyledi Zeynep. Evet siz buna şahitsiniz. Onların kanalından da videoyu izlersiniz. Ben daha fazla konuşamıyorum. İzlediğiniz için hepinize kucak dolusu sevgiler. Yaşadıklarımız zaten gözler önünde. Kendinize iyi bakın.